Merhaba Çanakkale, merhaba Yenice, merhaba değerli takipçilerim. Zamlardan sonra hayvan yemleri hakkında bilgi almak için Çanakkale Yenice'deki Eray Ticaret Manav Yem'e geldik. Merhabalar Erdoğan Bey. Merhaba, hoş geldiniz Fersan Bey. Şimdi takipçilerimin sorduğu sorular var. Ben o sorulardan başlayarak hem manav yemi tanımak istiyoruz, hem fiyatları hakkında bilgiler almak istiyoruz. Evet. Şimdi birincisi, manav yem kaç yıldır faaliyette? Yenice'de ne kadar süredir faaliyette? Oradan bir başlangıç yapalım. Manav yem yerel bir firmamız. Bide'de üretilmektedir. Fakat Yenice'de üretildiği andan itibaren pazarlama şeklinde, yani direkt firmadan getirilerek satımı yapılmaktaydı. Ancak 2018 yılının Kasım ayından itibaren Yenice'de de bir bayileşme faaliyeti yaşadık. Ve şu anda bayi sistemini burada Eray Ticaret olarak biz bu hizmetleri müstahsilimize, müşterilerimize vermekteyiz. Manav Yem'in tüm ürünleri sizde mevcut mu? Manav Yem'in çiftlik grubunu satıyoruz biz. Bizde Manav Yem'de yeni bir yapılanma oldu. Yani 2 sene önce Manav Yem bu Manav Yem değildi. Farklı bir yapılanmaya girildi. Üretim müdürlerimiz değişti. Yemlerimizin içeriği değişti. Hatta felsefemiz de değişti. Dolayısıyla şu anda piyasanın en kaliteli yemleri üretilmektedir. 25 ve üzeri nişasta grubu yemlerimizin içinde mevcuttur. Bu nişasta grubuyla çalışan piyasada belki birkaç tane yem vardır. Ama hangi yemin üzerine biz yem verdiysek, vermiş olduğumuz her yemin üzerinde bir süt artışımız, kondisyon farkımız, hayvanlarda bir döl verim artışı mutlaka yaşadık, farkını gördük. Bu şekilde dönüşler olmaktadır bizde. Peki fiyat aralığınız nedir? Çiftlik grubu yemlerimiz diğer yemlerimizden 2-3 lira, 3 lira ve 4 lira daha pahalı, maliyetlere göre değişmektedir. Mesela bizim şu anda 75 liradan başlayıp 85 liraya kadar çıkan fiyat aralıklarımız var. Bunları da depoda yemlerimizle beraber size memnuniyetle tanıtmayı bekliyoruz yani. Anladım. Nişasta dediniz. Nişasta neye etki ediyor? Şimdi bu çok bilinen bir şey değil. Mesela genellikle halk arasında bilinen sadece 19 protein, 20 protein, yani protein olarak bilinen yemler vardır. Halbuki belki proteinden daha da etkili, daha da önemli nişasta vardır. Yemlerin içinde nişasta düşük olduğu zaman bu enerjiye etki etmektedir. Direkt yani, dolaylı değil. Nişasta yüksek olduğu zaman enerjiyi de bu direkt etkilemektedir, yüksek oluyor. Dolayısıyla nişasta yemin içinde olması gerektiği kadar olursa süt verimine de, hayvanın kondisyonuna da, döl verimine de direkt etki etmektedir. Bunu ARGE çalışmalarıyla mı tespit edildi? Evet, bu ARGE çalışmalarıyla tespit edilmektedir. Mesela biz buraya yemlerimizi getirdiğimiz zaman, yemlerimiz daha gelmeden bize buraya, gelecek olan yemlerin analiz sonuçları bize gönderilir. Analiz sonuçlarına bakarız. Analizler tutuyorsa biz o yemleri kabul ederiz. Eğer analizler tutmuyorsa, ki şimdiye kadar öyle bir şey yaşanmadı, eğer analizler tutmuyorsa zaten sözleşmemizde bu var. Biz bu yemleri almayız, kabul etmeyiz deriz ve o yemleri biz buraya almayız. Ama şimdiye kadar böyle bir problem yaşamadık. Anladım. Peki çiftçiler geldiği zaman, hayvancılar geldiği zaman o hayvanları ziyaret edip size şu 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 yemlere ihtiyacınız var mı sunumunu yapıyorsunuz? Yoksa gelenler direkt bana bu yemi verin mi diyorlar? Direkt o şekilde söyleyenler de var ama işi bize bırakanlar da var. Tabii biz tavsiyelerimizi yapıyoruz. Biz mesela ellerindeki mevcut kaba yemlerine göre, hayvanların dönemsel olarak padoklarına göre önerilerde bulunuyoruz. Ama buna rağmen hayır ben illa şu şekilde bir besleme ya da şu protein, şu kalitede yem istiyorum diyen insanlara da biz önerilerimizi yaptıktan sonra istedikleri mamulü veriyoruz yani. Peki gelen kişiler sipariş üzerine mi geliyor yoksa deponuzdan var olan ürünleri almaya mı geliyor? Gelen siparişler genellikle komşusundan veya arkadaşından başka bir yerden bizim yemleri bir şekilde duyuyor. Şu şekilde artış yaşadık,
şu fiyatlarla. Dolayısıyla gelip bizden bu şekilde talepte bulunuyor. Genellikle bu şekilde. Ama bazen bizim de farklı şekilde sunduğumuz oluyor. Mesela ben şu şekilde çok yem sattım. Mesela şahsa diyorum ki benden sana 10 çuval yem. Şayet bunu beğenmezsen hediyem olur. Para da istemiyorum. Ama beğenirsen gelirsin böyle siparişini verirsin. Şimdiye kadar beğenmemezlik bir şey diye bir şey yaşanmıyor. Yani verdiğimiz bu 10 çuval yemler bize tekrar geri şekilde dönüşü oldu. Yani 10 çuval biz verdik ama 80 çuval sipariş aldık. 100 çuval sipariş aldık. Bu şekilde geri dönüşümleri yaşıyoruz yani. Bu bayide yemden başka neler satılıyor? Bu bayimizde mesela bizim Royal'in malları var. Vitamin, mineral katkılı, canlı maya, soda, enerji katkısı. Bununla ötesinde bayimizde kaptanlar unu, gül beyaz unu satılmaktadır. Ekstra kaliteli. Ve bununla beraber depomuzda yem çeşitlerimiz mevcuttur. Anladım. Birazdan depoya geçeceğiz. Evet. Depoya geçmeden evvel. Ödeme kriteriniz nedir? Gelen kişi kredi kartıyla mı alıyor? Vade var mı? Peşin mi alıyor? Evet. Genellikle bizim sadece bizim değil, tahmin ediyorum diğer bayilerin de çalışma sistemi şu şekildedir. Ama yani verilen yem bir ay sonra, o yem kullanıldıktan sonra, onun sütü döküldükten sonra, bir ay sonra mandıra müstahsile ödeme yapıyor. Müstahsil de geliyor bize, bir ay sonra ödemesini yapıyor. Biz genellikle bu şekilde veriyoruz. Ama bunun haricinde farklı çalışma sistemlerimiz de var. Mesela burada POS cihazlarımız var. POS cihazımızda mesela kredi kartı şeklinde ödemeler de var. Onun ötesinde tarfin sistemi dediğimiz tarımsal finansman desteği, yarısı devlet yarısı da bu şekilde özel bir firmaya ait. Yani 4 aya varan uzun vadeler de yapıyoruz. Şimdi yeni bir kart sistemi IMC Kart İş Bankası'yla Manavyem Fabrikası'nın direkt anlaşmış olduğu bu şekilde bir çalışma sistemimiz de var. Yani 6 aya kadar uzayan ödeme sistemlerimiz de olacak bundan sonra. İş Bankası'nın IMC kartı. İş Bankası'nın IMC kartıyla. Evet. Anladım. Bunu da takipçilerim dikkate alacaktır. Şimdi depoya geçeceğiz. Depoya evet. Geçtikten sonra bize hayvan yemleri, büyük baş, küçük baş, evet. Varsa tavuk cinsiniz varsa o yemlerden, bir de unlardan bahsettiniz. Un fiyatları kilogram birim fiyatı olarak bize bu bilgileri de aktarırsanız takipçilerim sizi takip ederken o konuda da bilgisi olsun. Evet. Zamlar, en son zamlardan sonraki fiyatlar bu değil mi? Bugün itibariyle evet. Net fiyatlar. Net fiyat, evet. Peki yakın zamanda gelecek bir zam söylentisi var mı? Şu anda gelecek bir zam söylentisi yok. Hatta bundan 2 ay önce fiyat artışı yaşandı ve 1 aydır bizde de 2 lira aşağı düştü yem fiyatları. Anladım. Yani 2'şer lira aşağı çektik yem fiyatları. Anladım. Diğer mesela yemlerde, çiftlik grubu olmayan yemlerde, normal rutin yemlerde 3'er, 4'er hatta 5'er lira geri dönüşler oldu. Ama bizim yemlerimiz çiftlik grubu olduğu için yemlerimizin nişasta oranını etkileyen bizim genellikle mısırdır, bongalitedir. Yemlerimizin içeriğinde bizim süt yemlerimizde buğday ve arpa yoktur. Buğday ve arpadan kaynaklanan bir nişasta grubumuz yoktur. Dolayısıyla buğday ve arpa sezonu geçti. Oralarda biraz fiyat indirimleri yaşandı ama bu bizde mısır olarak girildiği için yani nişasta grubumuz bizim mısırdan geldiği için bizde biraz daha cüzi düşmeler oldu. Fakat nişastanın mısırdan gelmesi kaliteyi arttırıyor. Hayvana farklı bir yansıması oluyor. Yani nişastanın nereden geldiği de önemli. Sindirilebilirlik özelliği de önemli. Yani nişasta sadece mesela buğdaydaki nişasta, buğday hayvanın midesine girdiği zaman azami 3 saatte sindirilir. Mısır bu hayvanın midesine girdiği zaman 8 saatten önce sindirilemez. Dolayısıyla nişasta mısırdan geldiği zaman hayvanın kondisyonuna, süt verimine farklı bir yansıması oluyor. Yani. Mesela yüzde kaç? Ne gibi? Nişasta, mısır nişastalı bir ürünü evet. Verdiğinizde ya da buğday nişastalı ürünü verdiğinizde süt verimindeki oran değişikliği. Mesela nişasta analize girdiği zaman buğdaydan veya arpadan gelsin veya mısırdan gelsin. Bakıyorsunuz mesela nişasta 25 nişasta. O da 25 nişasta, bu da 25 nişasta. Fakat mısırdan gelen nişastanın süte etkisi atıyorum mesela. Ortalama birisi 30 kilo veriyorsa mısırdan gelen nişasta, buğdaydan gelen nişasta 25 kiloda kalabiliyor.
5 kilo. Yani 4 kilo, 5 kilo şeyine güzel, göre etki edebiliyor. Güzel yani. Hayvanın dönemsel olarak verimine göre mesela körtbeli hayvanda bu daha çok etkiliyor. Ama gebeleşmiş hayvanda mutlaka onda da fark ediyor. Ama onda bu sefer 1 kilo, 2 kilo o şekilde farklar oluyor. Anladım. Bu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Depoya evet. Geçeceğiz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Erdoğan Bey, depomuza geldik. Şimdi hem ürünlerimizi hem de fiyatları hakkında bilgiler alalım. Evet. Ürünlerimize ve fiyatlarımıza geçmeden önce kısaca şunu söylemek istiyorum. Ben bu işin çekirdeğinden geliyorum. Yani 15 yıl hayvancılık yaptım. Dolayısıyla hayvancılık yaparken de yemlerle alakalı mutlaka içerikleriyle alakalı bilgilerimiz var. Daha sonra bu bayiyi açmadan önce Yenice ve Çan manav yem temsilcisiydim. Piyasayı iyi biliyordum yani. Ve nereye yem verdiysek verdiğimiz her yerde süt artışımız olduğu zaman kondisyon ve memnuniyetle artık olduğu zaman biz buraya bir arkadaşımızla ortak bir bayi açalım dedik ve şu anda 500 tona yakın yem satışımız var. Şu görmüş olduğunuz yemlerimiz 20 protein rekortmen yemleridir. Bunların peşin fiyatı 83 TL'dir. 1 ay 1,5 45 günlük vadeleri 85 TL'dir. Bunların özellikleri 26 nişastanın üzerinde olmasıdır. Silaj ile verileceği zaman bunları öneriyoruz. Başka? Bununla alakalı yani 20 proteindir. Fiyatı ne kadar mesela? Fiyatı peşin 83, 45 günlük vadeli 85 lira. Tamam, teşekkürler. Evet. Diğer yeme geçelim. Ve şu anda en çok piyasada sattığım yem ise şu Prestige 19 yemidir. Bu yemimizin de 19 proteindir. Bir protein daha düşüktür diğerinden. Nişastası ise 25,5'tür. 25,5 nişastaya çalışıyoruz. Bunun 2 lira daha düşüktür diğerinden. Bunun peşin fiyatı 81 TL'dir. 45 günlük vadelisi 83 TL'dir. Bu ne yapıyor mesela hayvanda? Bu silajsız da çalışabiliyor. Yani yem kuvvetiyle götürenler bu işi genellikle bunu öneriyoruz. Mesela dağ köylerinde orada silaj yetişmiyor. Mısır yetişmiyor. Orada silaj mısır yetişmediği zaman bu yemimizi öneriyoruz ve 10 numara çalışıyor yani üzerinde. Teşekkürler. Burada yumurta yemimiz var. Tavuk, gezen tavuk yemi şu. Aynı zamanda bu toz yemi, buradaki de palet yemi. Buradaki yumurta çiftliklerine de ben veriyorum. Aynı zamanda parakende satan arkadaşlara da toptan ben veriyorum. Bu da etlik yemimiz. Toz, etlik yemimiz, piliç, palet yemi. Devam ediyorum. Bu bizim şurada toplu yemimiz var. Yani kuzu büyütmeden, kuzu başlangıç, kuzu büyütme, kuzu büyütmeden sonra damızlık yapılacaksa, uzun vadeli bakılacaksa kuzu, şu yemimizi öneriyoruz. Bu yemimizin fiyatı peşin 78, vadeli 80 lira. Yani 1 ay 45 gün vadeli 80 TL. Bu da bizim flakemizdir. Yani ezme değil, yanlış anlaşılmasın. Ezme ile flake arasında şu fark vardır. Ezme içine mesela 1 tonun içine 70-80 kilo su girmesi gerekiyor. O şekilde presliyor makine. Bu ise buharla pişiriliyor, o şekilde presleniyor. Bunun besin değeri %15 daha fazla. Bir de bunun mukavemeti daha uzun. Yani deforme olması daha zordur. Onun için besin değeri de yüksektir bunun. Muhafazası da daha kolaydır. Ezmemiz bu şekilde. Ezme fiyatlarımız peşin 65, vadeli 68. Şu yemimiz de buzağa başlangıç. 40'ar kiloluktur bunlar. Yemlerin içinde en pahalı yemlerden birisidir. Şu anda 40 kilo olarak satılıyor. Piyasa fiyatı 80 TL'dir bunun. Peşin olduğu zaman 78 TL, vadeli olduğu zaman 45 günlük vadeli 80 TL'dir. Bunun içerisindeki nişasta enerji dediğimiz nişasta oran çok yüksektir. Yani 40 küsür, 40'a yakın nişasta var. 3 ay verilir buzağlara. 3 aydan sonra yani süt emdiği müddetçe buzağının yemesi gereken yemi budur. Buzağının gelişimine göre dönemsel olarak ihtiyaçlar değiştiği için 3. aydan sonra buzağı büyütme yemimize geçiyoruz. Buzağı büyütme yemimiz de budur. Bu 50 kilogramlık bir yemimizdi. Bunun da nişasta oranı 31-32 civarındadır. Yüksek bir nişastası vardı onun da. Dönemsel olarak bu yemi yemesi gerekiyor 6 aya kadar. 3 aydan sonra 6 aya kadar buzağının bu yemi yemesi gerekiyor. Bunun da fiyatı 83 TL peşin, 85 TL vadelisidir. Daha sonra kuzu büyütme yemimiz vardır. Yani kuzu başlangıçtan sonra, başlangıç şu anda yok burada. Bak kuzu başlangıç yemimiz de var ama şu anda yemimiz de yok. Kuzu büyütme yemimiz de
kuzu buzağı büyüdüğünde yemi fiyatıyla aynı. 83 TL peşin, 85 TL vadelidir. Bunu da kuzular kesin dönemine kadar yedirilebilir, kuzulara yedirilebilir. Bir de manav kuru dönem yemi vardır. Hayvan süt verdiği sürece süt yemi verilir. Ama süt verme süresi bittikten sonra iki ay kuru dönem vardır hayvanda. O kuru dönemde hayvanın yemesi gereken yem budur. Eğer süt yemiyle devam edersek hipokalsemi dediğimiz, süt felci olma dediğimiz hadise buzağladıktan sonra hayvanın başına gelir. Buzağladıktan sonra süt felcini önlemek için, hipokalsemi dediğimiz o hadiseyi önlemek için geberik döneminde, kuru dönemde kuru dönem yemi yemesi gerekiyor hayvan. Bu süt felci dediğiniz memelerin tıkanması mı oluyor? Hayır değil, şöyle. Hayvan buzağladıktan sonra kalsiyum ihtiyacı artıyor hayvanın. Buzağlar buzağlamaz. Dolayısıyla eğer kalsiyumu yeterince karşılayamazsa hayvan buzağladıktan sonra bir gün veya iki gün sonra yattığı yerden kalkamıyor. Süt felci, hipokalsemi dediğimiz hadise bu. Dolayısıyla bununla gidersek bunu minimize indirebiliriz. O dönemde aynı zamanda yonca verilmemesi gerekiyor. Yani bu yemle beraber yonca da verilmemesi gerekiyor. Anladım. Evet. Bir de bizim düve yemimiz var. Şu anda bir çuvalımız kaldı. Yarın gelecek, takviye edeceğiz. Yani düveler gelişim aşamasında olduğu için onların ihtiyaçları farklı oluyor. Düvelere de çok fazla yağ bağlamamaları için bes yemi önermiyoruz. Düve yemi öneriyoruz. Hem iskelet gelişimini hem kondisyon gelişimini tamamlamaları için bu şekilde düve yemiyle devam etmelerini öneriyoruz. Düve yemi de kuru dönem yemi de en ucuz yemlerimizden birisidir. Yani 78 TL fiyat vardır bundan. 78. Her ikisinde 78. 78 vadeli TL. Peşin? Vadeli olunca 2 lira daha aşağı düşüyor. Peşin olunca 2 lira daha aşağı düşüyor. Vadeli tamam. Olunca değişiyor. 78 evet. Lira. Bunlar da biraz önce söylediğim gibi tavuk, gezen tavuk yemi. Çiftliklere verdiğimiz yemler. Bunların fiyatı 110 TL'dir. Yani çuval fiyatı. Çuval fiyatı. Bunlar da bizim besi yemlerimiz 3'e kategorize ediliyor. 6 aydan sonra 9 aya kadar bu yemlerden. 9 aydan sonra 12 aya kadar şu enerji besi. 12 aydan sonra bitire kadar, yani kesime kadar şu finish yemi. Şimdi bunlardaki özellikleri size söyleyeyim. Burada dönemsel olarak 6 ve 9 ay arasında dananın ihtiyacı 18 protein, 25 nişasta civarında bir yemdir. Dolayısıyla dönemsel olarak o anda bu yemin içinde bu var. Bunu yemesi gerekiyor yani. Öbürünü yerse bu neticeyi alamaz yani hayvan. 9 aya kadar bu şekilde şu yemle besliyoruz hayvanı. 9 aydan sonra ihtiyaçlar yine değişiyor hayvanlarla. Nasıl değişiyor? Protein miktarı biraz düşüyor 16'ya. Burada 18'di. Protein miktarı 16'ya düşüyor. Ama nişasta oranımız burada 31'e çıkıyor. 31 nişasta var. Burada 25 nişasta vardı, 26 nişasta vardı mesela. Burada 31'e çıkıyor. Bunu da 12 aya kadar yediriyoruz. Yani 16 protein, 31 nişastayı 12 aya kadar yediriyoruz. Ondan sonra yine dönemsel olarak değişiyor. Peki buradaki fark nedir? Buradaki fark şudur. Yani etin içindeki mermerleşmeyi şu sistemle yaparsak güzel olur. Yoksa mermerleşme olmuyor düzgün yani. Ve 12 aydan sonra kesim dönemine kadar şu finish besi dediğimiz, yani besi bitir yemi. Burada da biraz daha düşüyor protein aşağıya. Protein yükselirse aynı zamanda o proteini tekrar parçalamak için enerji harcaması gerekiyor hayvanın. Onun için bu dönemde düşük protein, yüksek nişasta, enerjili yem olması gerekiyor. Burada 14 protein, 36 nişasta yemimizin içinde var. Ve mükemmel bir yemimizdir. Kurbanlarda kurban öncesi önerdiğimiz ve mükemmel sonuç aldığımız yemlerden birisi şu finish besi yemimizdir. Bir de burada küçük baş hayvanlar için koyun süt yemimiz var. Koyun aynı zamanda buradaki bizim üreticilerimiz bunu mesela 3 tane 5 tane keçisi olan müşterilerimiz de var. Yani benim evimde işte bağlı 3 keçi var, 5 keçi var. Onlar da gelin buradan bunu alabiliyorlar. Yani böyle onun için de kullanabiliyorlar. Koyun yemi. Koyun süt yemidir bu. Burada ise efsane kuzu besi var. Bunun özelliği şudur. Kuzu döneminde süt kuzularının hızlı beslenmesi için 15 günden itibaren önlerinde bulunması gerekir de şu efsane kuzu, şu yeri pardon. 15 günden itibaren 110 güne kadar önlerinde bulunması gereken ve hızlı besi yapmak isteyen üreticilerimize şu yüksek enerjili efsane kuzu yemimizi öneriyoruz. Biraz pahalıdır. Mesela diğer kuzu yemi 85 TL ama bu 100 TL, 103 TL. Yani peşin para olduğu zaman 100 TL bu. Buradaki fark şudur. Mesela bunun farkını yaşadık.
Yani Balya'nın Müstecap köyüne buradan yem veriyoruz. Biz özellikle şu yemi yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla oradaki mesela yetiştirici arkadaşlar bizden değil başka bir yerden yem alıp da 15 gün daha önce kuzuları olan arkadaşın ortalama kesimdeki mesela canlı ağırlıkları kesim ağırlıkları 23 kilo gelmişti. Bizim şu yemimizle bakan 15 gün daha sonra kuzulamış kuzusu. Ama şu yemle bakmış 27,5 kilo. Arada 4,5 kilo fark oluşmuştu. Ve şu sistemle bakmıştı yani. Dolayısıyla bu da hızlı besi yapan yemlerimizden birisi. Bir de daha sonra toklu döneminde, yani kuzu daha çıktıktan sonra toklu döneminde hızlı besi yapması için aynı zamanda koça gelmeyen koyunların kızgınlık göstermesi, koça gelmesi için önerdiğimiz toplu besi yemimiz var. Bu diri bir yemdir. Yani mısır ve arpa taneleri karışık 40 kilodan oluşur. 10 kiloda içinde vitamin, mineral ve premixlerin olduğu aynı zamanda nişadır da vardır. Yani şu yemimizde de nişadır vardır. İdrar taşı yapmaması için. Şu yemimizde de nişadır vardır. Dolayısıyla bu şekilde vitamin, mineral ve premixlerle zenginleştirilmiş bu 48 nişastalı bir yemimizdir. Fiyatlarını almadık bunun, ama. Bunun fiyatı 87 lira. Bunun fiyatı 103 lira. Bunun fiyatı 80 TL. Şöyle yukarı. Koyun yani olarak aynı zaten. Evet. Evet. Şunun fiyatı, finish besinin fiyatı 82 TL. Vadeli bunlar hepsi yani. Söylediğim evet. Şeyler. Peşinde olunca 2 lira daha düşürdüm. Şunun fiyatı mesela 81 TL. Tamam. Şunun fiyatı 80 TL. Anladım. Evet. Tamam. Bu tarafta başka bize söyleyeceğiniz? Bu tarafta yani fiyatlarla alakalı, yemlerle alakalı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı zaten. Bu. Bunu söyledik bunu mi? Bunu söyledik zaten. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bize bir tane çiftçiler için, hayvan bakıcıları için bize ne söyleyebilirsiniz? Sizden ne isteyebilirler veya siz onlara ne verebilirsiniz başka? Evet. Ben şunu önerebilirim. Yani kalite kaybettirmez. Kalite kazandırır. Onun için belki çuval başına 2 lira 3 lira fazla para verebilirler yemlerde ama bir hayvana 2 litre hayvan başına en azından süt artışı olduğu zaman bir çuvalı hayvan 6 günde bitiriyor. 6 günde 3 lira daha fazla verecek ama bir günde 2 litre süt artışı yaptığı zaman 4 lira paraya tekabül ediyor. 6 günde bu aşağı yukarı 12 litre 25 liraya tekabül ediyor. Yani 3 lira fazla para verecek, 25 lira fazla para kazanacak. Yani kalite kaybettirmiyor. Onun için kaliteli yem kullanmalarını öneriyorum. Yani şunu söyleyeyim size. Biz şu dönemde mesela mazotun fiyatını ne ben indirebilirim ne siz indirebilirsiniz. Yemin fiyatını ne ben indirebilirim ne siz indirebilirsiniz. Gübrenin fiyatını da indiremeyiz yani. Ama biz şunu yapabiliriz. Yani kaliteli yem ve doğru besleme ile işletmelerimizdeki süt ortalamasını arttırabiliriz. İşletmemizin ortalaması 20 ise biz bunu 23-24'e çıkarabiliriz. 25 ise 26-27'ye çıkarabiliriz. Nasıl çıkarabiliriz? Doğru besleme yöntemiyle ve kaliteli yemle. Onun için biz müstahsillerimize kaliteli yemden taviz vermemelerini öneriyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmede tekrar görüşürüz. Yaklaşık bir ay sonra belki iki ay sonra zamların geldiği dönemde sizi tekrar ziyaret edeceğiz. Memnun olacağım. Görüşmek üzere.